Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Secret Tuvalet Base'le kameraman oynuyoruz. Haydi zaman başlayalım. Arkadaşlar bundan bir önceki videoda Titan Kulogman parazitlenmişti. Onunla ilgili bir video yapmıştım. Yani kendim uydurmuştum. Şimdi onun da devamını yapacağım. Titan Kulogman parazitlendikten sonra tüm ırkları öldürmüştü. Ve böylece de astrolarla alakalı görevini de gerçekleşmişti. Ve de bir anda yanına tüm astro ekibi geldi. Ve onların yeni bir tane planı olduğunu anlattı. Ve de astrolar bu fikre güzel bir tane karar verdiler ve yapacaklardı. Ve bu sırada da insanlar ekibi daha önceden ölmüş olan Titan Speaker'ı bul ve onu da tankın üstüne atıp kendi base'lerine doğru götürdüler. Ve de bu insan ırkı kendi base'lerinde Titan Speaker'ı canlandırdılar ve Titan Speaker'ı çok özel bir tane upgrade yüklemek için astrolardan birilerini öldürmeleri gerekliydi. Ve dövüş başlamıştı arka arasından da insan ırkları gelmişti. Ve Astro'yu öldürmeyi başarmışlardı. Ve bu Astro bedenini Titan de çok büyük bir geliştirmede kullanacaklardı. Çünkü Titan Spikerman'in tek güvenebileceği ırk insanlar ırkıydı. Titan Spikerman çok büyük bir geliştirme alırken... Diğer Astura ekipleri onları buldu ve insanlara savaş açtı. Ve bir anda dövüş başladı ve yanlarına diğer Astur ırkları da geldi. Ve tüm insan ırklarını öldürdüler ve tankları da patlattılar. Fakat bir tane insan onları bayıltmayı başardı ve de kaçmaya başladı. Ve de yanında Titan Spiri getirmişti. Ve onu aylar boyu çok büyük bir güncelleme aldıracak. Ve de bir tane Astro geldi. Ve sonunda olan o en büyük güncellemeye karşı savaş başladı. Ve evet şu an onu öldürmeye çok yakında. Ve de, ve de son bir patlamayla öldürdü. Ve Astra Duchess yerlere serilmişti. Artık çok güçlü bir upgrade alan Titan Spikerman diğer Titan arkadaşlarını da kurtarıp Titan Clockman'in parazitini çıkaracaktı. Ve diğer tüm Astro rakiplerine karşı gelecek. Ve de teker tekel tüm arkadaşlarını canlandırıp Titan Clockman'e savaş açacaktı. Ve de... Büyük savaş başlamıştı. Evet şu anda evet tüm astrolar ölmüştü. Bir tek Clockman kalmıştı. Ve Clockman'i de yenmeye başarmışlardı Titanlar. Titanlar çok mutluydu. Titan Clockman'in içindeki parazit çok derinde olduğu için onu çıkartamamışlardı. Ve en sonunda yeniden canlanacağı kesindi. Ve Evet bir yanda Mekha Vagiler gelmişti. Çünkü onları çizgi e, bir tuvaletlerle astrolar önceden tasarlamıştı. Ve onları da öldürmeyi başardılardı. Fakat Titan derilmen bu yolculukta galip yani yaşayamadı. Ve diğer Titanlar da Titan ölmüştü. Titan kameraman yaşıyordu ve prototipi de yaşıyordu. Bir de evet en büyükleri Titan Spikerman da yaşıyordu. Oysa aslında hepsi birlik olup Titan Kulukmen'i kurtaracaklardı ama kurtaramamışlardı ve hala da deniyorlardı. Titan Clockman sinirlendi. Titan Klockman aşırı sinirlenmişti. Tüm ırkları yok edecekti ve Titan Kameraman'ı yok etmişti. Sırada en güçlü boss olan Titan Speakerman var. Ve de Titan Spikerman karşı koymaya başlamıştı. Titan Clockman ona kılıcıyla saldırıyordu. Ve böylece onu çok fazla hasar verebiliyordu. Fakat ikisi de çok güçlü olduğu için asla ve asla ölmüyorlardı. Evet şu an çok heyecanlı gidiyor. Evet acaba kim kazanacak? Ve bir anda Titan Spikerman süper saldırısını attı. Daha fazla saldırıyorlardı birbirlerine ve böylece ne kimin kazanacağı belli olmuyordu. Bir tarafta Astro kollarına sahip upgraded Titan Speakerman ve diğer tarafta da e, Titan Clockman vardı. Fakat Titan Clockman parazitlenmişti. Uzun süren savaş çok fazla kayba neden oldu. Artık Titan Speaker'ın altından uçmasını birazcık engelleyen daireler çıkıyordu. Ve gittikçe uzaya gidiyordu Titan Spikerman. Acaba neden böyle oluyordu? Ya da acaba o bir anda üste mi fırlatacaktı? Bilinmiyordu. Ve Titan Spikerman'in parazitenin çıkmasına çok az kalmıştı. Sadece birazcık dayanması lazımdı ve ve de yeniden güçlü saldırısını yaptı. Fakat bir sorun daha vardı Titan Speakerman'de. Artık öncekisinden daha az elektrik saçabiliyordu. Ve Titan Clockman'de ise şu an hiçbir tane hasar gözükmüyor. Bir tek üstündeki saatinde hasar var. Başka hiçbir yerde hasarı yoktu. Ve evet hala da uzun süren savaş bitmedi. Bitmedi. Ve sonucu asla ve asla belirlenebilecekti. Çünkü ikisi de aşırı ama aşırı güçlüydü ve evet savaş devam ederken Triton yükseltilmişti ve onlara karşı savaş açmıştı. Titan Clockman ve ise Asura upgraded Titan Speakerman ve upgraded Titan Triton'du. Fakat Triton'u çok kolay şekilde yenmişti. Çünkü ikide bir kılıcı daha da fazla güçleniyordu. Sonra bitmeyen savaşın hala daha sonra gelmiyordu. Ve Titan Clockman parazitten kurtulmuştu. Ve Titan Speakerman de o kadar fazla hasar almasına rağmen çok mutlu olmuştu. Fakat arkadaşları ölmüştü. Ve Titan Clockman onları iyileştirmek için tüm gücünü kullanması gerekiyordu. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sona gelmiş bulunmaktayız. Diğer videoda görüşmek üzere ve bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.